Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 2020 güncel bilgiler denemesi. Bu sefer paylaştığım tüm videolardaki bilgileri bir araya getirdim. Deneme haline getirdim. Toplamda 6 adet deneme var. 6 adet deneme demek 6 çarpı 6, 36 tane soru demek, güncel soru demek. Bu deneme 1. Eğer beğenirseniz deneme 2'yi çekmemi isterseniz yorumlara yazarsanız deneme 2'yi çekmeye devam ederim. Evet, bir de şunu rica edeceğim sizden. Videonun sonunda da söyleyeceğim zaten. 36 tane sorudan kaç tane doğru yaptığını yazarsan bakalım rakiplerinle kendini karşılaştırma fırsatı bulabilirsin. Evet, şimdi çok beklemeden videoyu başlatalım arkadaşlar. Denemeler. Deneme 1. Hep birlikte başlayalım. Bu arada bunu da altına linkini bırakacağım, videonun altına indirip tekrar çözebilirsiniz gün içerisinde de. İlk denemeyle başlıyoruz. 2019 G7 zirvesi nerede yapıldı sorusu. Düşün, cevabı göndereceğim. Evet, cevap Fransa. 2. Ekim 2019 tarihinde TSK ile Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine terör örgütlerine karşı başlattığı harekatın adı nedir olarak sorarsa, düşün, cevabı gönderiyorum. Evet, Barış Harekatı, Barış Pınarı. Soru 3. Temmuz 2019'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne eklediği Babil Tarihi Sit Alanı hangi ülkededir diye sorarsa, cevabı düşün. Evet, Mısır diyeceksin. Soru 4. Eylül 2019 tarihinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde üst üste dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşimiz, ikisini çok karıştırdığının farkındayım. Aklından bir cevap tut. Ben cevabı göndermeden. Evet, cevap B diyeceksin. Rıza Kayalp. Soru 5. 2020 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan ülke neresidir diye sormuş. Düşün. Cevap C arkadaşlar. Japonya. Bu deneme için son soru. Ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer alan kayak merkezlerinden biri olan Davraz hangi ilimizdedir? Zaten Akdeniz demiş. İnşallah gidip bunu Amasya, Konya falan yapmıyorsundur. Hatta Samsun. Evet, cevap Isparta arkadaşlar. Davraz olarak sorarsa Isparta'yı işaretliyorsun ve ilk denemeyi bitiriyorsun. Gördüğün gibi çok afilli. Arkası böyle filigranlı falan. Değil mi? Güzel. Evet, devam ediyoruz. Deneme 2. 6 soru daha. Expo 2020 hangi şehirde düzenlenecektir sorusu. Aklından bir tanesini tut. Cevabı gönderiyorum. Hop. Evet, Dubai. 2020 yılı ilk yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapacak ülke, biliyorsun bu iki yarı oluyor. 6 ay, 6 ay. İlk yarısını sorarsa cevabı gönderiyorum. Doğru. Hırvatistan olacak. Evet, soru 3. 2022 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatma kararı alan devlet olarak sorarsa Almanya yapacaksınız inşallah. Soru 4. İstiklal Marşı ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır sorusu. Aklından bir tane tut. Cevabı gönderiyorum. E. Evet, 5. Türk edebiyatında Kudüs şairi olarak bilinen ve Ekim 2019'da hayatını kaybeden yazar olarak sorarsa cevabını Nuri Pakdil yapıyoruz. 2019 Nobel Barış Ödülüne layık görülen Abiy Ahmed Ali hangi ülkeye başbakanlık yapmıştır? Cevabını düşün. Hop, gönderdim. Etiyopya. Bu da bitti. Gelsin yenisi. Deneme 3 arkadaşlar. Evet, 2020 yılında Dünya Hava Oyunları hangi ülkede yapılacaktır sorusu. 2020 olarak sorarsa Türkiye diyeceğiz. 2019 Ekim ayında keşfedilen yeni uydusu ile Jüpiter'i geçerek en fazla uydusu olan gezegen olarak sorarsa içinden düşün. Evet, Satürn diyeceğiz.
2019 Ekim ayında Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz olarak sorarsa bunun cevabını duyar gibiyim. A şıkkı Buse Naz Sürmeyevli diyeceğiz. 2021 Dünya Kitap Başkenti neresidir diye sorarsa düşün. Evet, cevap D. Tiflis. 2019 yılı Ekim ayında Oxford Sözlüğü'ne giren Türkçe kelime hangisidir? Ben burada şıkları yazarken bayağı bir salladım. Lahana falan yaptım. İnşallah lahana demiyorsunuzdur cevap olarak. Evet, cevap arkadaşlar simit. B şıkkı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk milli parkı hangisidir diye sorarsa Yozgat Çamlıı Milli Parkı. B diyeceğiz. Geçtik. Yeni bir deneme. Deneme 4. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim diye nitelendirdiği eser hangisidir diye sorarsa Şehzade Camii diyeceğiz. Eğer Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye sorarsa bize Selimiye Camii diyeceğiz. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı hangisidir diye sorarsa buna Star TV diyeceksin. 2019 Dünya Kadınlar, şimdi Kadınlar Boks Şampiyonası olarak sorarsa Türkiye dersin. Ama 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası derse buna İspanya dersiniz. İkisini karıştırmayın. Dünya Kadınlar derse Türkiye, Dünya Basketbol Şampiyonası derse İspanya. Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 2019 Ekim ayında hangi şehirde açılmıştır? Soru 4. Evet, cevap Balıkesir olacak. Bu deneme için son soru. Rütük yeni şikayet hattı numarası nedir? Yani herhangi bir şeyi Rütü'ye şikayet etmek istiyorsanız şikayet hattı numarasını soruyor. Alo 178'i çevirmen gerekiyor. Evet, yeni bir denemeye uçarken evet alacakuş gibi uçtuk. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak sorarsa buna Rusya dersin. Dünyanın en küçük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak sorarsa buna da Vatikan dersin. Avrupa'nın en büyük tema parkı Wonderland tema parkı hangi ilimizde açılmıştır diye sorarsa umarım buna Ankara diyorsundur. İstiklal madalyası alan ilk yerimiz olarak sorarsa buna cevabı duyar gibiyim. İnebolu diyorsun. 2019 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edilmiştir derse Göbekli Tepe yılı dersiniz. Hatta bu Atiye'de de geçiyor. Göbekli Tepe, Şanlıurfa. 2019-2023 yılları arası kaçıncı kalkınma planı diye sorarsa bize 11. kalkınma planı deriz. Çünkü 2014-2018 yılları arası 10'uncuydu. Şu an içimizde bulunduğumuz yıl 11. yıl kalkınma planı. 11. pardon. Evet, deneme 6 ve buradaki son denememiz. 2020 yılında Oscar ödüllerinde Türkiye'yi temsil edecek olan Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı film hangisidir diye sormuş. Biz buna Bağlılık Aslı, videolarda var zaten. S-400 sevkiyatının yapıldığı Mürtet Havalimanı hangi ilimizdedir diye sormuş. Zaten böyle askeri sevkiyat vesaire derse aklımıza Ankara'nın gelmesi gerekiyor. Cevap Ankara. Ağustos 2019 Manş Denizi'ni kendi icat ettiği kaykayıyla geçen Fransız mucit. İnşallah çıkar denemelerde ya da gerçek sınavda. Buna biz Frankie Zapata cevabını vermemiz gerekiyor. Soru 4 bu deneme için 5G teknolojisini kullanan ilk ülke hangisidir diye sorarsa Güney Kore. 5G'nin G'sini alacaksın. Güney Kore aklına gelsin.
Soru 5. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Avrupa Bağlantısı.